Dünyada da bir ilke tanıklık ettik. Bir belediye başkanının eşi tarafından protesto edildiği. Demokrasi açısından mutlu oldum. Karı koca aynı düşünmek zorunda değil. Gerçi ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam geç geleceğim eve. Ama sonuçta geleceğim diyorsun. Ne kadar geç gelirsem o kadar iyi. Abla ben de demokratik protesto hakkımı kullanıyorum. O nasıl kullanıyor? Abla hanım benim protesto ederken iyi de ben hanımı protesto ederken mi kötü? Solculara da güzel iş çıktı, ekmek çıktı. Protesto edecek bir şey arıyordunuz. Buldunuz sonuçta. Yani bu başlangıçsa bu işin sonu nereye gidecek? Hayır yani benim sadece söylediğim şuydu. Keşke öncesinde konuşma şansı bulsaydık ama siz kararı vermişsiniz. Zaten uzun süredir de belli ki eylem yapmamışsınız. Canınız çekiyormuş. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ya bu solcu arkadaşlar slogan atmadan derdini anlatamıyorum. Ben görüyorum zaten yazıları. Polemik değil de yani slogan atmaya gerek yok. O yazmışsınız zaten. Hani ben de çok bulunduğum zamanda slogan atan grupta da slogan atarak önce isterseniz aranızdan bir sözcü varsa meclis kürsüne davet edeyim. Şikayetlerini, itirazlarını anlatsın belediye meclis üyelerimize. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, her ne kadar Sayın Başkan eylemciler diye hitap ettiyse de yanlış olmamakla birlikte doğasına, geleceğine, yaşamına sahip çıkan değerli Bolu halkı hepinizi Gölcük Platformu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, bize meramımız soruldu. Biz 7 yıldır doğamız, çevremiz ve Gölcük için meramımıza dair anlatılacak her şeyi anlattık. Söylenecek her şeyi eksiksiz söyledik. Bilimin ve tekniğin doğrularını ifade ettik. Buradaki yapılaşmanın doğaya vereceği tahribatı tek tek kusursuz bir şekilde ince ince anlattık. Burada anlaşılmayan herhangi bir şey olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bilim diyor ki zamanında 2017'de başlayan süreçte, önceki belediye yönetiminde başlayan süreçte Gölcük'teki bu yapılaşmanın doğaya vereceği talanı, tahribatı tek tek ifade etti. Davalar açtık arkadaşlar. Hukuka güvendik, davalar açtık. Dedik ki bu yapılaşma Gölcük'ü, doğal alanlarımızı bitirir. Anlattık. Mahkemeleri kazandık arkadaşlar. 2 tane dava kazandık. Uzman, görüşlerinde uzman arkadaşlarımız, öğretim üyelerimiz bilirkişi raporları hazırladılar. Onlar da anlattılar. Bu sürecin nereye varacağını hepimiz için, Bolu halkı için anlattılar. Gel görelim ki alışıkta olduğumuz yargının ısmarlama kararlarıyla Gölcük'ü bile gördüğünü zannetmediğimiz Danıştay üyeleri bu kararı Gölcük aleyhine bozdular. Ama bizler Gölcük platformu olarak bu sürecin hukuken müdahilleri olarak bu mahkeme süreçlerini en üst mahkemeye taşımaya devam ettik. Hukuk süreçlerini bir şekilde tüketmeye, en üst mahkemelerde yargı nazarında da karşılık beklemeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz herhangi bir çevrenin burada konuşlanıp konuşlanmaması meselesi değil. Bizim derdimiz Bolu'muz. Bizim derdimiz memleketimiz. Bizler ülkesini, memleketini karşılıksız olan, çıkarsız olan, çıkarsız seven insanlarız sadece. Bizim Gölcük platformu olarak, Bolu halkı olarak siz kıymetli belediye meclis üyelerinden tek beklentimiz var arkadaşlar. Koşulsuz, şartsız, amasız, fakatsız Gölcük'le ilgili bu yapılaşmanın açılması, burada konaklama imkanlarının açılması durumunu komple meclis gündeminden kaldırmanız, ertelemeniz değil, ertelemek için girişimde bulunmanız değil, tamamen bu karardan vazgeçmenizdir. Çünkü değerli dostlar, sizlerin vereceği karar çocuklarımızın geleceği, yaşamamız için vereceğiniz karardır. Burada
tarihi olarak vereceğiniz yanlış bir karardan hepiniz bizim geleceğimiz hakkında, çocuklarımızın geleceği hakkında ya vereceğiniz yanlış karar tarihe kara bir leke olarak düşecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sloganlar bitti mi? Varsa onları da alalım. Ondan sonra ben konuyu özüyle anlatayım. Ablacığım senin şeyini anladım. Ama biz Köroğlu Mahallesi'nde az boy almadık. Boğulman 43 Mahallesi'nin tamamında birinci olduk. Neyse o mesele oy meselesi de değil zaten şu anda. Ablacığım anlatacağım. Tamam anlatacağım. Yani slogan varsa biraz daha böyle içimize dökelim diyorsa arkadaşlarımız onu bekleyeyim. Ondan sonra ben de kesintisiz birkaç dakika konunun özetini anlatacağım sizlere. Ama yani insicamım bozuluyor. Peki tamam. İstediğiniz zaman atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar konunun özüne gelelim. Atilla kardeşimiz burada etkili, ateşli bir konuşma yaptı. Erol. Ha, Atilla orada gözüme takıldı, özür diliyorum. Evet, Erol kardeşimiz güzel bir konuşma yaptı. Şimdi en baştan itibaren alayım, hem belediye meclis üyelerimiz konuyu hatırlasın, hem siz konuyu hatırlamış olun. Arkadaşlar, bu konuda ilk ses yükselten kişi bol da bendim. O tarihte milletvekiliydim. Hatta bu platformun oluşmasında da benim çok ciddi bir katkım var. Onu hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde dile getirdim. Hatta burada ihale yapılırken, kiralama ihalesi yapılırken o ihaleyi ben bastım bir anlamda. 300-400 arkadaşımızla birlikte geldik. Dedim ki oradakilere, sakın dedim buraya dedim tekte sunmayın dedim. Çünkü mahkeme aşamasında bu dedim yanlış olur. Ama eski başkan mahkeme aşamasını dinlemeden apar topar burayı yaptı biliyorsunuz. 2017 yılında. Ve buraya o zamanın parasıyla 7.750.000 lira da para harcadı. Bugünün parasıyla o kuru düşündüğümde gözünüze canlansın diye söylüyorum. 2 milyon dolar civarında. Şimdi bu mesele para meselesi değil. Hani para üzerine hesaplıyorsunuz demeyin. Şimdi arkadaşlar biz göreve geldiğimizde ilk yaptığımız şey oldu. İlk belediye meclis toplantısında oy birliğiyle. Encümene verilmiş olan kiralama yetkisini kaldırdık. Burayla ilgili. Biz burayı kullanmayacağız dedik. Sonra mahkemenin ilk aşamasını davacı Gölcük platformu bileşenleri yaklaşık 10 kişiydi. Kişi veya tüzel kişilik vardı bunun içinde. Ben hemen bu mahkeme kararını alarak Milli Parklar Genel Müdürü'nün yanına gittim. Bunu eski dönemde görev yaptığımız arkadaşlarımız ve müdürlerimiz biliyor. Dedi ki biz burayı kullanmayacağız. Zaten yargı da böyle bir karar verdi. Orada iptal edilen bungalovların yapılması meselesi değildi. Orada iptal edilen Milli Parkların yaptığı plandı. Kısmen iptal edilen bir plandı. Tabi bu plan içerisinde şeyler de kalıyordu. Oradaki yapılmış olan bungalovlar. Şunu hatırlatmak için bütün bunları söyledim. Şimdi Erol kardeşim dedi ki yapılaşmaya açılmasına izin vermeyeceğiz. Bunlar zaten yapılmış. Önce onu bir hatırlatalım. Biz bir şey yapmadık oraya. Bir tane büfe bile yapmadık. Burada hepsi bizden önce yapılmış olan lokanta ve şeylerden, bungalovlardan oluşuyor. Sonrasında devam edeyim. Milli Parklar Genel Müdürü'ne gittiğimde Milli Parklar Genel Müdürü şu cevap verdi bana. Aramızda imzaladığınız protokolü inceleyin. İnceledim ben de protokolü. Müdürün dediği gibi milli parkların izni olmadan oraya bir çivi çakılmıyor. Milli parkların izni olmadan da bungalovlar kaldırılamıyor. Ve bize resmi olarak da şifayende dava bitinceye kadar bungalovları kaldırmanıza izin vermiyoruz. Cevap verildi. Yoksa biz dedik ki o zaman yapılmış 7.750.000 lira para harcanmış. O zaman 2.5 milyon lira civarında 2.700 civarında
teklifler geliyordu bize. Biz bungalovları sökelim, buradan alıp gidelim, başka yere kuralım diyenler de oldu. Ama biz mecburen burada süreci beklemek zorunda kaldık. Arkadaşlar, onu bilesiniz. Sonrasında sürpriz bir gelişme oldu. Hatta biraz önce bölge müdürüyle de görüştüm. Onun şeyle kanaatlerini de anlatacağım size. Burada biliyorum, onu söyledim değil mi? Dava sürecini dinlemeden yaptı dedim. Hayır, dava sürecini beklemeden dedim. Bu bungalovları apar topar yaptı dedim. Yani yanlış mı anlaşıldı bilmiyorum. Sonrasında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bungalovlar. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen böyle bir karar ver ki yani de burayı kiralamaya kalktı. Ben de o toplantıya girdiğimde dedim ki arkadaşlar, burayla ilgili yürüyen bir süreç var. Yürütmeyi durdurma kararı verildi. Sakın teklif vermeyin dedim. 12 tane katılımcı vardı. Bu salonda mıydı? Diğer eski salonda mıydı? Tam hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar, bundan dolayı biz bu bungalovları kaldıramadık. Kaldıramadık. Mesele bu. Şimdi konu şöyle bir noktaya geldi. O konuyu bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar, burası 2018 yılında Bolu Belediyesi'ne tekraren 25 yıl süreyle kiralanmış. Bolu Belediyesi ne yapmış? Burayı önce Bolu Spor'a vermiş. Daha doğrusu 2012'de kiralanmış. 2018'de 25 yıl uzatılmış. 2012 yılında burayı Bolu Spor'a vermiş. O zamanki Bolu Spor Başkanı ile Belediye Başkanı anlaşamamış. Hangi konuda anlaşamamış? Belediye Başkanı içerideki yapıların, lokantaların kime kiraya verileceğine karar vermiş. Bolu Spor da demiş ki sen buna karar veremezsin. Madem bana kiralıyorsun, alt kiracıları da ben bulacağım. Bu sefer başkan kızmış bunlara. Almış BOBES'e vermiş. Oranın kapı gelirleri dahil. Şimdi arkadaşlar, yaklaşık 3 yıl önce de biz burayı Bolu Spor'a kiraladık. Neye kiraladık? Biz bungalovları kiralamadık. Biz kapı girişi dahil oradaki iş yeri kiralarını alabilsin Bolu Spor diye kiraladık. Komple, yani anahtar teslimi gibi, bungalovlar falan hariç zaten. Şimdi geldiğimiz noktada mesele şu. Milli Parklar buraya göz dikmiş. Açık olarak söylüyorum. Yani biz buranın ihalesinden vazgeçersek veya geçmezsek hiç fark etmeyecek. Milli Parklar burayı bizden alacak. Gerekçe ne? Gerekçe uyduruk bir gerekçe. Efendim işte siz Bolu Spor'a burayı kiralarken, ben kendim hukukçuyum, kiralarken bakanlıktan, genel müdürlükten izin almamışsınız. Kardeşim, 2012'de de yapılmış aynı işlem. Almamışsınız. Tamam, biz göz yumduk buna. Ama bir de Bolu Spor oradaki iş yerlerini ayrıca kiraya vermiş. Bu yasaya aykırı. E kardeşim, 2012'den beri devam ediyor bu. Ve bu gerekçeyle Gölcük'ün tahsisinin Bolu Belediyesi'nden alınıp Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne verilmesine ilişkin yazı bakanın önüne kadar gitmiş. Bölge müdürünün biraz önce bana verdiği bilgiyi size arz ediyorum. Sonuç itibarıyla biz buranın ihalesini yapsak da yapmasak da kafaya koymuşlar, Gölcük'ü Bolu Belediyesi'nden alacaklar. Şimdi buradaki bungalov meselesi artık ikinci planda kaldı. Ve anahtar teslimi birine ihale edecekler. Kime edecekler bilmiyorum. Belki önümüzdeki süreçte halkın oraya girmesini değil ama orada piknik yapmasını da engelleyecekler. Ben bungalov meselesi artık ikinci sırada kaldı derken onu söylüyorum. Ha, biz ne yapabiliriz? Önümüzde şu var. Diyelim Milli Parklar sürpriz bir karar verdi. Son anda bakan dedi ki tamam kardeşim, tahsisi iptal etmiyorum dedi. O zaman önümüzde iki seçenek kalıyor. Bir, onları çürümeye terk edeceğiz. Çünkü kaldırmamıza izin vermiyor. Doğal seleksiyon içerisinde bunlar çürüyecek ve doğaya karışacak. Bu arada yangın falan olmazsa Allah korusun. Çünkü korunaksız bir alanda. Ya da buraya kiraya verilecek, ek bir şey yapılmadan. İki tane seçenek var ortada. Ama ben size söyleyeyim olacağı, Milli Parklar burayı bizden alacak, Gölcük'ün tamamını alacak. Bir, Bolu Spor'un oradan elde ettiği yıllık 12-13 milyon lira, şu an bungalovları falan hiç katmıyorum, kapı giriş bedeli ve diğer iş yerlerinden elde ettiği para Bolu Spor'dan alınmış olacak.
bizim üzerimizden. Bu boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü milli parklar buraya ihaleye çıktığında çok muhtemelen %99 ihtimalle Boluspor buranın şeyini alamayacak. İhalesini alamayacak. Bungalovlardan bağımsız olarak söylüyorum. İki, zaten milli parkların asıl istediği burada hani uyduruk gerekçelerle burayı bizden almaya çalışmasının sebebi oradaki bungalovlar. Covid zamanında bir bakanımız gelmiş Gölcük'te, o ormana ait olan yerde kalmış ve oradaki bungalovları çok beğenmiş. Biz bunu alabilir miyiz demiş. Bölge müdürü geldi, kendisi bana söyledi. Ben de bölge müdürüne dedim ki biz o bungalovları zaten istemiyoruz dedim. Ama onların yapımı ile ilgili para harcanmış. Siz o bungalovları alın, ne yaparsanız yapın. Bize dedim Yedigöller'in kapı gelirini verin. Niyetimiz o kapı gelirini Boluspor'a vermek. Sadece kapı geliri. Destek olma adına. Ama geldiğimiz noktada olay şu arkadaşlar. Bu bungalovları milli parklar istiyor. Ve milli parklar Gölcük'ü Bolu Belediyesi'nin elinden alacak. Ve toplu olarak buraya ihaleye çıkacak. Siz ve biz o zaman birlikte belki protesto edeceğiz bu kararları. Şimdi ama burada arada Boluspor kaynayacak. Arkadaşlar anlatmak istediğim şu. Ya arkadaş bu Boluspor'un Boluspor meselesi noktasında şimdi arkadaşlar Boluspor noktasında burada AK Partili, MHP'li, CHP'li arkadaşlar farklı düşünmüyor. Farklı düşünmüyor. O yüzden ben size meseleyi söylüyorum. Hani bu bungalovları kiralayıp amaç Boluspor'a yeni gelir sağlamak değil bizim açımızda. Biz Boluspor'un mevcut kazanımının elinde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz bu aşamada. Ama zaten onu da alacaklar diyorum. Ben Boluspor arkadaşlar şöyle söyleyeyim size konu bungalov meselesi benim anladığım kadarıyla. Bungalovların kiraya verilmeme meselesi. Doğru mu? Hayır, mahkeme kararında şu var. 25 tane. Şimdi bak, 25, ben size doğrusunu anlatayım, siz değerlendirmesini yapın. 25 tane bungalovun yanında orada sadece bir kır kahvesi yapılması planda var. Oranın planını, Hayır, değil. Arkadaşlar orada konuk evi var bir de. Konuk evi hiç zaten gündeme alınması gerekmeyen bir konu. Zaten kiralamak isteyen hiç kimse de o konuk evini istemiyor. Çünkü konuk evi yapılırsa belediyenin başına bela olacak her şeyden önce. Çünkü eski milletvekili, yeni milletvekili, o bürokrat, bir bürokrat sürekli oraya gelmeye çalışacak. Yani bir de çok ucube bir yapı, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar peki bilmediğiniz bir şey daha söyleyeyim. Şu anda zaten Gölcük'te bu alan dışında büyük turizm master planı var ya, 550 hektarlık alanı kaplayan, zaten orayla ilgili de bir plan var. Onu biliyor musunuz? Neredeydi? O haritayı gösterir misin Ahmet? Ha? Kimdeydi? Erdal Bey'de miydi? Erdal Bey, bir alabilir miyim onu? Hayır, bunu da bilin madem. Sözlerimi de tamamlayacağım, göstereceğim.
Hayır, hayır. Şimdi arkadaşlar ne kadar gösterebileceğim bilmiyorum ama şöyle Erdal Bey çıkartmış sağ olsun onu. Arkadaşlar şu sarı olan, şu turuncu olan yer şu an tartıştığımız plan. Mahkemeden geri dönen plan. Turuncu olan kısım. Sarı olan kısım da yeni turizm gelişim alanı ile ilgili. Yani yaklaşık onda biri kadar bir alan bizim bahsettiğimiz bu plan. İptal ettiremediğimiz veya mahkemeden dönen, Danıştay'dan dönen plan şu kadarlık kısmı kaplıyor. Yani bunun ileride büyümesi falan mümkün değil ama şuraya ne yapılacak biz hala bilgi sahibi değiliz. İşte arkadaşlar şu anki planda kahverengiyle gösterilen yer bungalovların ve kır kahvesinin olacağı yer. Ama diğer o sarı alanına ne yapılacağını biz de bilmiyoruz. En son eski valimiz geldi burada. Belediye meclisine Gazipaşa Okulu ile ilgili geldi. Sonra konu konuyu açtı. Biz Turizm Bakanı ile havadan dolaştık dedi. 550 hektarlık bir alanda inanılmaz dedi bir turizm master planı yaptık dedi. Hatta bir dakika ben de şunu söyledim ya sayın valim. Bu planın bir kısmı bizim mücavir sahamıza hatta imar planlı sahamıza giriyor. Bu başkasının evine o ev sahibinin izni olmadan, muvaffakatı olmadan dekore etmeye çalışmaya benziyor. Abant yolu da var. Abant yolu ile ilgili de bir çalışma var. Dolayısıyla arkadaşlar mesele şu. O bungalovları kaldırmayacaklar. Arkadaşlar söktürmüyor arkadaşım. Mevzuat da onun yanında. Ya bakın milli parklar zaten burayı bizden geri alınca biz o bungalovlar için yaptığımız harcamaları faiziyle birlikte geri isteyeceğiz. Alacağız da bunu. Onda bir veis yok. Ama şu anda ya avukatı bile ben buldum. Platform bugün protesto ettiğiniz platformun ana kurucusuyum ben. Ne dedim? Hayır. Arkadaşlar benim size bir dakika. Benim burada. Evet. Arkadaşlar şu anda ne soruşturması açacaksın? Ya siz kendimi de katıyorum. Biz bu davayı kazanamadık ki. Bakanlığın planının doğru olduğuna yargı karar verdi. Açık. Şimdi ikincisi ben burada hanginize bakalım? Bakın sizin WhatsApp yazışmalarınızı ben bilmem. Burada bulunan kime ben davayı geri çekin dedim. Çeker misiniz dedim. Ha çıksın söylesin. Arkadaşlar benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Benim ağzımdan çıkmayan bir şeyi biri dedikodu olarak üretip siz de WhatsApp gruplarınızda yazdıysanız bunda benim suçum ne? Tabii derken? Ben dedikodu yapıyorsunuz demedim. Bir dedikodu üzerinden yazışmalar yapıyorsanız dedim. Tamam da ben böyle bir şey birinize söyledim mi diye soruyorum. Burada 10 tane bileşen var. Söyledim mi? Murat Ataman söyledim mi böyle bir şey? Hayır Murat Ataman benim en çok görüştüğüm insanlardan biri. Söyledim mi ben böyle bir şey? Zehra Hanım'a böyle bir şey söyledim mi? Davut Bey'e böyle bir şey söyledim mi? Ben bu davanızı geri çekin. Geri çekin diye hiçbirinize bir şey söyledim mi? Ama ben söylemedim diyorum. Arkadaşlar biz bunu komisyona geri çekeceğiz. Ve muhtemelen de bu süre içerisinde Milli Parklar burayı bizden alacak. Şimdiden ben şunu söylüyorum. Bu bungalovların kiralanması meselesi ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Benim de sıcak bakmadığım bir konu. Neyse. Ama arkadaşlar bu aşamadan sonra size de özel olarak söylüyorum.
Sayın Bakan Bolu Belediyesi'nden burayı alırsa burada zararı görecek olan Boluspor olacak en başta. Ve ben bugünden uyarıyorum testi kırılmadı. Yani arkadaşlar bir şey demiyorum. Ben bu bungalovları kiralayalım, bir şekilde Boluspor'a verelim falan demiyorum. Arkadaşlar komisyona geri sevk edeceğim. Bu 15 günlük süre içerisinde gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Sonrasında karar vereceğiz. Evet, komisyona önce pardon ikinci madde var. Arkadaşlar arkadaşlar ondan önce bir madde var, onu oylayalım, sonra onu da oylayacağız. Abi buyur. Buyurun. Bakanın önünde şu anda. Şu anda var. Şu anda var çünkü bize verilmiş bir yazı yok. O onu söylüyor. Ama yarın ne diyecekler biliyor musunuz? Yarın ne diyeceklerini de ben size söyleyeyim. Birileri diyecek ki siz o ihaleyi yapmadınız. Bundan dolayı Milli Parklar Gölcük'ü aldı. Olan da Boluspor oldu diyecekler. Ben doğru demiyorum ama böyle diyecekler. Tamam. Öyle bize yazılı olarak öyle söylemiyorlar. Neyse, zaten çeşitli işler komisyonunda şöyle bir karar vardı, ben özetleyeyim. Arkadaşlar bu Batı Karadeniz Belediyeler Birliği'nden çıkma şeyimiz. Sonra dedik ki ya acaba biz buranın açık olarak konuşalım. Buranın bize bir katkısı yok Bolu olarak. Hatta Bolu'nun ilçelerine de bir katkısı yok. Acaba hani belediyelerde değişimler oldu. Buranın başkanlığını ben üstlenip Bolu merkeze doğrudan olmasa da ilçelere bir katkı sağlayabilir miyiz dedim ama böyle bir şey olması mümkün olmayacak. Açık olarak söylüyorum. Çünkü yine ya Düzce Belediye Başkanı devam edecek ya Karabük Belediye Başkanı devam edecek. Öyle görünüyor durum. Bize de şu ana kadar bu birliğe katıldığımızdan bu yana tek bir delikli kuruş, bir proje, hiçbir şey gelmemiş. Bu birliğe de biz her yıl 1 milyona yakın para ödüyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Yani komisyon bu konuda bir rapor verdi mi? Erteleyelim diyorsunuz. Erteleyelim. O zaman gidin bu birlikte bir konuşun. Birliğin yönetimi seçilecek. Komisyon üyelerinden birkaç arkadaş. Kardeşim siz hani Bolu merkezi geçtim. Bize bir şey vermesinler. Ama Bolu'nun küçük ilçelerine işte Göynüğü'ne, efendim Dört Divanı'na, Kıbrıs Çığı'na, Mengen'ine hiçbir katkısı olmayacaksa gene eskisi gibi biz buradan ayrılacağız diye söyleyelim. Yani somut olarak biz bu sefer tamam geçmişte Bolu'yu ihmal ettik doğru söylüyorsunuz derlerse kalalım. Onu mu araştıralım diyorsunuz? Peki o zaman komisyona iadesini kararda oy birliğiyle almışlar arkadaşlarımız. Komisyona tekrar iadesini incelenmek üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen yok. Oy birliğiyle komisyona iade edilmiştir. Üçüncü madde, sizin beklediğiniz madde.
Belediye Kanunu 18. maddesi E bendine göre Gölcük Tabiat Parkı sınırı içerisinde kalan kapı giriş ve park yerleri, saha temizliği, giriş kapısı yanında yer alan kır lokantası, büfe, kır gazinosu ve kır kahvesi işletmesi, bisiklet işletmeciliği ve golf arabası işletmeciliği, idari ve konuk evi restoranın bulunduğu yer, alabalık çiftliği ve restoranı, GKN 2 giriş kapısı ve günlük kullanım alanlarının 10 yıllığına kiraya verilmesi, Gölcük gelişim planında yapılmakta olan 25 adet kır evi, bungalov, idare ve kontrol binası, kır bahçesinin 17 yıla kadar sınırlı aynı hak tesisiyle kiraya verilmesi için belediye encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. Evet, zaten konuklarımız da vardı. Onlar da düşüncelerini ifade etti. Bir grup toplantısı da yapıldı Nadi Bey. Siz de muhakkak yapmışsınızdır. Arkadaşlarımızın da bu konuda kafaları karışık. Bir taraftan da yürüyen Milli Parklar süreci var. Yarın büyük ihtimalle Milli Parklar Genel Müdürü'yle de görüşeceğim, bir randevu talebimiz oldu Ankara'daysa. Biz bunu komisyona geri iade edelim. Ondan sonra da zaten tahsis kalkarsa konu ortadan kalkacak. Evet, oylarınıza sunuyorum komisyona iadesini. Kabul edenler, etmeyen yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu arada dünyada da bir ilke tanıklık ettik. Yani bir belediye başkanının eşi tarafından protesto edildiği. Yani bir taraftan demokrasi açısından mutlu oldum. Yani karı koca aynı düşünmek zorunda değil. Bir bakımdan platforma şu konuda üzüldüm. Yani gerçi ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam geç geleceğim eve. Ama sonuçta geleceğim diyorsun. Ne kadar geç gelirsem o kadar iyi. Bu arada platforma da şu konuda bir serzenişte bulunmak istiyorum. Abla, ben de demokratik protesto hakkımı kullanıyorum. O nasıl kullanıyor? Abla, hanım benim protesto ederken iyi de ben hanımın protesto ederken mi kötü? Neyse, tabii Gölcük platformuna da şu konuda serzenişimi ileteyim. Arkadaşlar, en azından bu protestoyu yapmadan, basın açıklamasını yapmadan gelip bir sorsaydınız, bunları ben size toplantı öncesinde, hatta burada anlatamadığım bazı şeyleri de okurken kendimi ve meclisi sıkıntıya sokmak istemediğim, anlatamadığım bazı şeyleri de size anlatsaydım temsilcilerinize, daha iyi olmaz mıydı? Ama olay şu. Ben yoğundum. Benim mazeretim var. Benim gelenim giderim çok. Vallahi ama solculara da güzel iş çıktı. Ekmek çıktı. Protesto edecek bir şey arıyordunuz. Buldunuz sonuçta. Yani bu başlangıçsa bu işin sonu nereye gidecek? Hayır, yani benim sadece söylediğim şuydu. Keşke öncesinde konuşma şansı bulsaydık ama siz kararı vermişsiniz. Zaten uzun süredir de belli ki eylem yapmamışsınız. Canınız çekiyormuş. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bileşime de bir 5 dakika ara veriyorum arkadaşlar.